Günaydın, herkese iyi haftalar. Cuma günü klasik olumlu bir kapanış yaşadık. Hedef seviyeler zaten yukarıda belli, daha önce paylaşmıştım. Dolayısıyla bu hareketleri çok şaşırtıcı bulmuyorum ama genel resim içinde baktığımızda yani hisse endeksleri yukarı gidiyor, altın yukarı gidiyor, petrol yukarı gidiyor. Volatilite biraz toparlandı ama hala düşük. Böyle baktığımızda konut fiyatları yukarı gidiyor ama tabii 2007 öncesinde dönem gibi değil. Genel olarak bir piyasada varlık fiyatlarının şişmesi durumu söz konusu. Dolayısıyla bu FED tarafından, FED açısından nasıl görülecektir? O önemli olacak. Endeksler açısından çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz zaten geçen hafta itibariyle bilanço dönemine girdik. Dolayısıyla bundan sonra biraz daha hisse senedi bazlı ve tabi hisse şirketlerden gelecek olan temettü, buyback, bundan sonra piyasayı nasıl görüyorlar, vergi indirimlerini nasıl okuyorlar gibi bazı noktalar önemli olacak. O yüzden endeksler için çok söyleyecek yeni bir şey yok. Ama yukarıya doğru hala çok ciddi potansiyeli var. Biraz daha volatil olacak. Sene başı beklentilerimde paylaştığım gibi VIX ve MOVE'un yeni yüksek seviyelere oturduğunu göreceğiz ama bunlara rağmen endeksler açısından baktığımızda yukarı doğru hareket devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi Cuma günü gelen verileri bir göz atarsak aslında enflasyon tarafında söylediğim gibi kafayı biraz daha kaldırmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu Fed açısından yeterli bir gelişme mi? Hayır, değil. Biraz daha elle tutulur bir nokta görmek isteyecektir ama şu da net ki piyasadaki algılamada biraz yavaş yavaş değişiklikler de oluşmaya başladı. Mesela Mart ayına baktığınızda 1.5-1.75 aralığı %87 gibi gözüküyor. Yine diğer göstergeler üzerinden baktığımızda mesela piyasanın diğer bir fiyatlamasına bakalım, orada da aşağı yukarı 60 bas puan, hala 2'nin biraz üzerinde ama 3'ünün altında bir fiyatlama görüyoruz Fed açısından. Şimdi son dönemde gelen verilerin kuvvetine baktığımızda, yani ISM rekor seviyelerde geldi, enflasyon toparlanıyor, ücrette çok hafif de olsa bir yukarı artış var. Bütün bunların pariteye etkisi olmadığını, daha doğrusu euroyu aşağı çekmediğini gördük. Dolayısıyla piyasa burada çok net ki yukarıya doğru hareketin devamını bekler şekilde konumlandı. Şimdi birkaç tane noktaya bakabiliriz diye düşünüyorum. Sabahki grafiklerin tekrarı olacak ama hemen hızlı hızlı geçeceğim. Birincisi şurada gördüğünüz trendin test edilmesi durumu söz konusu olabilir. Muhtemelen o düşüş trendini test etmeden bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. İkincisi yine 2008'deki 1.60'lardaki zirve ile 2017'nin başındaki 1.03'lerdeki dibi alırsak 38.2'lik bir düzeltme var ki o da aşağı yukarı bu bahsettiğim trend çizgisinden geçiyor. Yani 1.25-1.26 civarında, dönemine bağlı, biraz daha yatay gidip yukarı giderse 1.25-30'lar bu seviyeleri test eden bir euro ile karşı karşıyayız gibi. Uzun süredir zaten tartışıyoruz, 4-5 hafta olmuştur belki. Bu taraftaki rekor seviyelere varan bir artık piyasada euro konumlanması var. Çıktığı tarihten veya verinin tutulduğu tarihten bu yana en yüksek long pozisyonlar karşımızda duruyor. Şimdi bunu tekrar bir, eğer hemen açılırsa, karşılaştıralım. Standart sapmayla beraber burada aylık olarak bakıyorum ama haftalık vesaire olarak bakarsanız biraz belki değişebilir diye düşünüyorum. Hemen 2 ve 3'ü atalım. Görüyorsunuz aşağı yukarı 50 bin kontrat daha sonra 3 standart sapmaya gelmiş olan bir euro long göreceğiz ki 2 standart sapma bile aslında bir aşırılık, ilk kez gördüğümüz bir durum. Tabi bu kısa vadede hemen bir düzeltme olacak anlamına gelmiyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda da gördük. Beni rahatsız eden konu şu: bu kadar uzun
pozisyon olduktan sonra işler dengeli bir şekilde kendine gelmeyecektir gibi geliyor. Yani yine aynı sertlikte bir problemle karşı karşıya kalacağız. Ama burada iki tane noktadan bahsetmek istiyorum. Birincisi, şurada gördüğünüz 2 yıllıklardaki bence çok çarpıcı farklılık. Amerikan 2 yıllıklarına baktığımızda %2'ye geldiğini görüyoruz. Enflasyon verisinden sonra biraz Fed beklentileri de oynayınca. Yunanistan'ın 2 yıllıklarına baktığımızda da aşağı yukarı 70 bas puanlık bir fark olduğunu, 1.25, 1.99 gibi çok ciddi bir arada farklılık olduğunu görüyoruz. Tabi bu çok mantıklı bir durum değil. Şurada bir karşılaştırma yapmamız için Amerikan 10 yıllıklarını da ekleyelim, 2 yıllıklarını da ekleyelim. Görüyorsunuz çok büyük bir farktan sonra, ki elbette bu Yunanistan'ın krize girmesiyle beraber yaşanan bir farktı. Artık spread'in Amerika aleyhine açıldığını görüyoruz. Peki bundan önce burası nasıldı? Bir o tarafa da bakalım isterseniz. Şimdi burada tabii yeterince geriye gitmiyor ama görüyorsunuz belli bir süre Amerikan 10 yıllıklarının altındaydı. Şunu jenerik olarak alacağım müsaadenizle. Çünkü bayağı bir eskiye çekmek istiyorum. Bayağı bir eskiye gitmiyor galiba. Neyse, çok önemli değil ama her halükarda baktığımız zaman karşımızda bir Alman tahvili yok. Dolayısıyla Amerikan 10 yıllıklarının bu kadar üzerine gidiyor olması çok da normal bir gelişme değil. Alman-Amerikan spreadine baktığımızda orada durum biraz daha farklı. Spreadin son hafta biraz daraldığını görüyoruz. Şimdi 2002 dönemine bir geri gidelim. Hatırlarsanız o dönemde de gördüğünüz üzere kuvvetli bir şekilde yükselen bir spread vardı dolar lehine. Daha sonra da bunun gerilemeye başladığını görüyorduk. Şimdi iki tane dinamik dönem karşı karşıya geliyor. Yani kuvvetli bir cari fazlası olan Avrupa'yı mı trade edecek piyasa, yoksa faiz makasının lehine olan para birimini mi trade edecek? Genelde bu algı ekonomik durumdan ziyade piyasadaki duruma bağlı olarak değişiyor. Şu anda piyasadaki durum sakin olduğu için piyasa gördüğümüz kadarıyla cari fazlayı trade eder durumda. Amerika'da son dönemde açık büyümeye başladı. Üzerine tekrar vergi gelirlerinde bir kayıp düşüncesi var. Yani çifte açıkları konuşurduk hatırlarsanız 2008 öncesi. Yine benzer bir noktaya doğru gidiyor piyasa. Ama tabii az önce gösterdiğim gibi Yunanistan makasının da bu noktaya gelmesi aslında çok da sağlıklı bir gelişmeyle de karşı karşıya değiliz diye düşündürüyor bana. Japon yeni tarafına gelelim. Japon yeni tarafına baktığımızda önemli bir satış geldiğini görüyoruz Amerikan dolarına. Burada da yavaş yavaş önceki dibin altına doğru inen bir hareket var. Burada tabii benim açımdan daha önemli olan nokta şu: Nikkei'ye baktığımızda Nikkei bu durumdan çok etkilenmiş gibi gözükmüyor. Yani DAX tarafına baktığımızda yeni zirve yapmaktan biraz imtina eder gibi, biraz rahatsız oluyor. Ama Nikkei tarafına baktığımızda önemli bir geri çekilme söz konusu olmadı ve Nikkei hala favori endekslerimden bir tanesi olmayı sürdürüyor. Japon yeni tarafında da kısmen Nikkei'nin hedgelenmesi için satılmış olan short pozisyonlar çok yüksek. Dolayısıyla buradaki durum hala dolar aleyhine bir resim çiziyor. Yani Euro'da gördüğümüzün tam aksi demesek de büyük ölçüde aksi bir durum Japon yeni tarafında söz konusu. Altın tarafını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Dolayısıyla üzerinden çok fazla gitmeyeceğim. Burada 1360 seviyeleri takip edilmesi lazım. Tabii altın açısından baktığımızda bir çelişki
oluşmaya başladı. Nedir bu çelişki? İki tane farklı gücün farklı etkileri olmaya başladı altında. Bir yandan baktığınızda Japonya'nın altındaki hareketi son derece destekler durumda. Şurada görüyorsunuz yukarıya doğru hareket başladı. Öte yandan baktığınızda Amerikan 10 yıllıklarında gördüğümüz hareket tam aksi bir durumda. Tabii burada aslında şunu söylemek istiyoruz. Aradan Amerikan 10 yıllıkları ve Japon yenini koyup takip edersek altını çıkarttığımızda ikisi arasında bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Şurada görüyorsunuz. Bu nasıl açıklanabilir? İşte bu ilk biraz önce açıkladığım gibi piyasanın faiz makasından biraz uzaklaşarak cari dinamiklere bakmasıyla oluşabilir ve tabii elbette borç tarafında da var olan likiditenin devam edeceği beklentisinin yavaş yavaş kırılması. Bu arada şurada görüyorsunuz 0.07, 0.075 civarı bir seviye aslında BOJ'un müdahale ettiği yield curve kontrole çok yakıştıramadığı bir seviye. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde BOJ'un müdahale edip etmeyeceği de bence önemli olacak. Yani yield curve'ü bırakıyorum yukarı gitmesi noktasına gelirse ki gelmeyecektir. Yani bunu böyle bir anda yapmayacaktır ama gelmesi durumunda BOJ'un da strateji değiştirdiğini yavaş yavaş anlıyor olacağız. Diğer bir tabii önemli nokta Yuan tarafındaki sert değerlenme ve bu değerlenmeye de Bank of China'nın bir itirazının olmaması. Şurada 2017 seviyesine getirirsek görüyorsunuz, pardon, 2015 seviyesine getirirsek görüyorsunuz 2015 sonlarındaki seviyelere ulaşmış durumdayız ki burada hem formülün değiştirilmesi geçtiğimiz hafta hatırlarsanız vardı, hem sonradan yalanlanan açıklama, yani Bank of China'nın bu görüntüyü kaçırıyor olması mümkün değil. Aynı zamanda Bundesbank'ın bu sabah açıklaması vardı. Orada da bir rezerv para birimi olarak değerlendirmeyi artık düşündüklerini, karar verdiklerini Yuan'ı söylüyorlardı. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda dolara karşı bir net hareket olduğunu görüyoruz. Bu hareketin şu andan abartılan bazı noktaları var. 12 yıllıklarda Yunanlıların ciddi öne geçmiş olması, pozisyonlanma vesaire, ama momentumun da net bir şekilde yukarıya doğru olduğunu görebiliyoruz. Şimdi altın tarafını geçmeden şu görüntüyü de hemen paylaşalım. Görüyorsunuz burası daha önceki durumlara oranla biraz daha toparlayabilmiş durumda. Çok önemli olduğu için bunu devamlı paylaşıyorum. Geçtiğimiz günde mailde analiz etmiştim, o yüzden çok uzun gitmeyeceğim ama görüyorsunuz yükseliş hareketlerinde ve düşüş hareketlerinde, spot altının kendisinden bahsediyorum, mutlaka bir uyum olması lazım. Eğer o uyum yok ise, şurada üzerine eklersem daha net gözükecek. Yükseliş hareketinin çok mantıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Görüyorsunuz zirve yapılırken altın gümüş oranı altın aleyhine hareket ediyordu. Aşağıya doğru hareket geldiğinde de altın gümüş oranı altın lehine hareket ediyordu. Şu anda henüz tam olarak gümüş lehine hareket ediyor diyemeyiz ama en azından şu son harekette gümüşün de altını arkadan kovaladığını görüyoruz. Ama dediğim gibi henüz şuradaki trendin de net bir şekilde bozulduğunu söylemek mümkün değil. Peki piyasa altında ne kadar long? Hemen o tarafa da bakalım. Görüyorsunuz long pozisyonları arttırmaya başladı ama henüz zirve seviyelerine yakın değiliz. Dolayısıyla spekülasyon için hala yer olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Altın tarafında, gümüş tarafındaki pozisyona da hemen bir bakarsak orada da benzer bir görüntüyle karşı karşıyayız. Pozisyonlar arttırılıyor ama zirveden özellikle gümüş tarafında oldukça uzaktayız. Tabii bu arada bakmanız gereken bir başka paritede, şurada biraz sıkıştıralım. Palladium-Platinyum ikilisi burada görüyorsunuz çok ciddi anlamda
gerilemiş durumda. Tarihin en düşük seviyesi olmasa da çok ciddi anlamda geriledi. Gerilemekten kastım ne? Platinyum, paladyuma oranla ciddi anlamda ucuz kalmış durumda. Dolayısıyla takip edilmesi gereken göstergelerden bir tanesi de o. Altın hisselerinden konuşmuştuk. Burada Yamana'yı biraz öne çıkarmıştım. Hala aynı durum söz konusu. Görüyorsunuz şurada güzel bir yerden kurtuldum. Dolayısıyla eğer altınla ilgili pozitif beklentiler varsa sıralama hiyerarşi nasıldı? Gümüş iyidir. Altın hisselerinden iyidir. Pardon, veya altın hisseleri veya hisseler iyidir gümüşten, gümüş iyidir altından şeklinde bir dizilimimiz var. Dolayısıyla bu tarafı da altın yatırımcısının takip etmesi gereken yatırımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Petrol tarafına gelirsek, petrol tarafında yükseliş ve hala OPEC ülkelerinden gelen açıklamalar var. Yavaş yavaş 67, yani şu aralığın oluşabileceğini konuşuyorduk. 55-60 aşılırsa, ki kalıcı olarak da bunun olmasını beklemiyordum ama son haftalarda son derece dayanıklı gözüküyor. Dolayısıyla yavaş yavaş 62-67 bandına oturuyoruz gibi. Burada tabii problem ne? Birincisi, Euro'dakinin benzeri bir şekilde momentumun peşine takılanlar çok yüksek. Tarihinin en yüksek seviyelerinde. İkincisi, kuyu sayılarına baktığımızda örneğin geçtiğimiz hafta belirgin bir artış oldu. Yani Amerikalılar piyasaya gelmekte çok temkinli davranmıyorlar. Yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla yeniden 55-60 bandına doğru bir geri çekilme mümkün olabilir. Ama ilk başta söylediğim gibi şu andaki bu dolar ve Fed'in geri planda kalması bütün varlık fiyatlarını şişiren bir durum yaratıyor olabilir. Yani örneğin petrolden buraya geldik ama şu önemli bir resim diye düşünüyorum. Goldman Sachs'ın finansal koşullar endeksine baktığınızda, bakın faiz arttırımlarına rağmen 2000 yılındaki seviyelere gelmiş durumdayız. Yani 2004-2014'teki merkez bankalarının topyekin müdahale ettiği seviyenin altındayız. Yine keza Fed'in kendi endekslerine baktığımızda, finansal koşullar endeksine baktığımızda yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Bu durum şu anda var olan şişkinliğin daha da artmasına neden olacak bir görüntü. Dolayısıyla petrol fiyatlarının belki kendi dinamikleri içinde yukarı çok gitmesinin anlamı yok. Yani bence yok. Ama şu görüntüyle bakarsanız finansal spekülasyon nedeniyle gitme anlamı, mantığı son derece var ki bunun bir noktada ben Fed tarafından da görülerek ekonomik dinamiklerin dışında bir faiz artışı dalgasının gelmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Ama elbette ne zaman olur, nasıl olur onu söyleyebilmek zor. Amerika 10 yıllıkları için söyleyebilecek fazla bir şey yok. Yukarıya doğru bence devam edecek, 2.60'lar kırılması durumunda özellikle. Buradan gelelim biraz da diğer piyasalara, Bitcoin tarafına. Şimdi Bitcoin tarafında görüyorsunuz hafta sonunda bir toparlanma olduktan sonra yeniden satış geldi. Şunu günlüğe çevireyim. Üzerine 200 günlük ortalamayı atayım. Aslında bu yataylaşma benim açımdan pozitif, benim veya yaklaşımım açısından pozitif bir gelişme. Şuradaki sıkışmanın kırılması çok da pozitif değil ama artık şöyle mi alırsınız yoksa başka bir yerden mi koymayı tercih edersiniz? O size kalmış. Buradaki yataylaşma şu hızlı dönemi artık yavaş yavaş biraz daha 200 günlük ortalamanın içine alacağından dolayı fiyatların daha dengeli hareketine doğru bizi götürüyor ama hala çok
muazzam bir fark olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz gün 13 binlerin altına kaydık ama 50 günlük ortalamayı tam test etmedik. Bunun da son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradaki problem ne? Buradaki problem şu: aktif kontratı değiştirirsek 17'sinde görüyorsunuz bunun last trade'i ve settlement'ı söz konusu olacak. Şimdi settlement CBOE tarafında nasıl Gemini'deki bir auction'la yani orada bir fiyatlama oluşacak. O fiyatlamaya göre de bir takas fiyatı ve bu takas fiyatı üzerinden cash netleşmeler söz konusu olacak. Şimdi son haliyle şurada görüyorsunuz 2000 kontrata yani 1907 adet bir short pozisyon söz konusu ki bu short pozisyonlar CFTC verileri açıklandığı tarihten bu yana bakarsak topu topu 3 tane var ama en yüksek short pozisyonları oluşturuyor. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda bu gözle bakmaktan kastım ne? Yani siz olsaydınız nasıl bir tavır izlerdiniz? Piyasanın baskın bir şekilde short olduğu bir ortamda spotu da Gemini'deki auction'ı da aşağı doğru itmeye çalışırdınız. Dolayısıyla bu 17'sine kadar olan bu dönem biraz daha baskının devam ettiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Şimdi bunu not ettikten sonra diğerlerine de bir bakalım. Ripple için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ripple'daki yükseliş çünkü anlamsız bir yükselişti. Dediğim gibi Ripple'la XRP'nin arasında fark var ve şu anda popüler olan Ripple'ın kendisi, Ripple protokolünün kendisi. Dolayısıyla şu yükseliş elbette belli bir noktaya kadar makuldü ama buralarını çok da kafamızda oturtabileceğimizi zannetmiyorum. Ether tarafına gelelim. Ether tarafında biraz daha iyi bir seyirle karşı karşıyayız. Orada da görüyorsunuz yeni bir zirve yaptı ki sene sonunda zaten bu beklentimi paylaşmıştım. Dolayısıyla şurada güzel bir prim yakalandı. Hala baktığınızda genel olarak dinamikler burayı destekliyor. Nedir bu dinamikler? Birincisi piyasanın ufak bir kısmı. Dolayısıyla yeni oyuncular, regülasyonlar çoğaldıkça aslında yeni oyuncular da çoğalıyor veya klasik oyuncuların çoğaldığını görüyoruz. Güney Kore vesaire gibi gelişmeler bu fiyatlardan absorbe edildi gibi gözüküyor. Dolardaki zayıflama elbette insanları da belli bir kitle biliyorsunuz burayı zaten anti dolar olarak görüyor. Dolayısıyla buraya çekiyordur. Ve nihayetinde de Bitcoin düşerken genel olarak piyasanın tutulduğunu görüyoruz. Yani hala bir boğa piyasası içerisindeyiz. Biraz uzadı. Bu hafta başka video olacak mı bilmiyorum. Genelde ofis dışında şirket şehir dışında olacağım. Dolayısıyla herkese yeniden iyi haftalar diliyorum.